Sevgili seyirciler, Şehrin Bilinmeyenleri programı olarak Ankara'dayız. Ankara'nın bilinen bir tadını sizlerle tanıştıracağız, buluşturacağız. Bunu yaparken de genç bir girişimcimizle yol alacağız, Aziz Bey'in önderliğinde. O, bu lezzetin ikinci kuşak temsilcisi İrfan Bey'le başlamış bu yolculuk ve devam ediyor. Bakalım hikaye nasıl başlamış, nasıl gelişmiş, hangi tatlar üretiliyor? Bayrama da gireceğiz. Bayramda eğer bu tatlara ulaşmak istiyorsanız mutlaka Aziz Bey'lere ulaşın diyoruz. Öncelikle hoş geldin programımıza Aziz Bey. Teşekkürler, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu marka, bu lezzet abiniz İrfan Bey ile başladı. Kaç yılı itibariyle başladı, kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Öncelikle ben Aziz Eloltun. Bizim firmamız 25 yıllık bir firma. Bir aile şirketi. Kurucusu İrfan abimdir. Biz ikinci kuşak olarak şu anda aynı görevi devraldık ve firmamıza devam etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Şimdi biz bu lezzetlerin üretim yerindeyiz. Öncelikle üretim yerimiz Ankara'nın neresinde? Ankara Yeni Mahalle. Şu anda Macunköy'de bulunuyorsunuz. Burası bizim fabrika satış mağazamız. Altta showroom'umuz, üst katlarımız imalat. Ne kadarlık bir alan üzerine kuruluyuz? Burası 3 kat 1000 metrekare alanımız bizim burası. Şu anda biz birinci katta giriş kısmında showroom'umuzdayız, satış alanımızdayız. Çok güzel. O zaman satış alanımızdaki lezzetlere gelelim. Kesinlikle. Bu lezzet, bu tat dedik. Nedir bu lezzetimiz, bu tadımız? Ya şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Lezzetin sırrı öncelikle ham maddenin, yani bölgesel tereyağıdır, fıstığın yerine ve bölgesinden gelişi. Ondan sonra kesinlikle bu kaçınılmaz usta. Kesinlikle öyle. Usta işi. Yani biz kendimiz de usta olduğumuz için artı sunum. Sunum çok kesinlikle önemli gerçekten. Peki neler üretiyoruz? Baklavayla başlayalım. Neler var çeşit olarak? Kesinlikle. Şimdi bizim olarak bizim yelpazemiz geniş. Bizim şu anda baklavanın tüm çeşitleri. Yani bunda çeşit olarak sayarsak fıstıklısı, cevizlisi, kaymaklısı, sütlüsü, artı bunun yanında kadayıflarımız var. Böreğimiz var, su böreğimiz, kol böreğimiz, Karaköy çeşitlerimiz, ekstradan kuru pastamız, yani yelpazemiz bayağı bir geniş. Çok geniş, evet. Kesinlikle. Zaten üretim miktarınız, çalışan ustalar da bunu gösteriyor. Üretim miktarımız siparişe göre, tabii güne göre değişiyor ama yüksek bir miktarda, değil mi? Kesinlikle. Şimdi bizim burası fabrika olduğu için günlük üretimlerimizi değişebiliyor. Hani belli bir standartımız yok. Çünkü gelen siparişlere göre gün içerisinde siparişlerimizi alıyoruz. Yani bu günlük değişebilir. Rakam olarak şey yok. Evet, zaten günlük taze üretim yapıyorsunuz. Kesinlikle. En büyük özelliğiniz bu. Kesinlikle. Bizim buradaki ürünlerimiz gün içerisinde yapılır. Yani günlük üretilen ve günlük tüketilen bir ürünümüz bizim. Yani bir sonraki güne kesinlikle ürünümüz olmaz bizim. Evet. Biz şu anda satış mağazası ve üretim alanındayız ama Ankara'nın çeşitli yerlerinde şubelerimiz var mı? Bizim şu anda iki yerde şubemiz var. Etume Süt ve Keçiören'de iki şubemiz var. Tabii o şubelerin yanı sıra başka yerlere de ulaşıyor bu lezzet, değil mi? Nerelere kadar ulaşıyor? Yani şu anda Ankara'nın tüm bölgesi, ilçeleri ve civar ilçeler, civar illere kesinlikle oralara kadar falan gidiliyor yani, evet, şu anda. Bu lezzeti daha da farklı yerlere yaymayı planlıyor muyuz? İstanbul gibi, diğer bölgeler gibi? Yani o konuyla ilgili çalışmamız var. Dediğim gibi daha önce de belirtmiştim, bizim aile şirketi olduğu için aile büyüklerimle falan görüştüğünden onunla alakalı bir düşüncemiz var. İnşallah. Çalışmalarınızı kesinlikle yapıyorsunuz. Kesinlikle, evet. Öyle bir çalışmamız var ve Türkiye'nin çok daha geniş ağına yayılmayı çok düşünüyoruz, güzel, yayılacağız. Evet. Şimdi tabii buraya gelip alışveriş yapanlar var düzenli olarak. Bunun yanı sıra diğer şubelerinize de geri dönüşler de alıyorsunuz, değil mi? Neden sizi tercih ediyorlar, ne diyorlar? Yani biz şöyle söyleyeyim. Öncelikle bizde hizmet ve güler yüz. Kesinlikle. Bunu gelen müşterimiz özellikle söylüyor. Yani öncelikle güler yüz olacak. Ondan sonra tabii ki kalite. Çok önemli. Kesinlikle kalite. Yani dediğim gibi güler yüz. Müşteri diyaloğu. Kesinlikle. O pazarlama yönünüz de çok iyi. Ekip çok iyi işini biliyor. Yani bu arada ekipten bahsedelim. Kaç kişilik bir ekip var? Nasıl bir iş bölümümüz var? Yani şöyle söyleyeyim, şu anda 15 çalışanımız var. Tabii bu zaman zaman değişebiliyor. Çünkü Ramazanlarda veya bayramlarda, geçiş dönemlerinde falan bu değişebiliyor ama şu anda bizim mevcutta 15 çalışanımız var. Evet. Kaçı usta, kaçı satış? Yani şu anda bizim iki satış personeliyiz. 10 çalışanımız var. İki de dağıtım. Dağıtım var. Kesinlikle. Dağıtım da çok önemli, değil mi? O lezzeti doğru zamanda doğru yerlere dağıtmak, tazeliğini koruyarak, değil mi? Bütün teknolojiyi de kullanıyorsunuz. Kesinlikle. Üretimde de bunu gördük.
en yeni araçlarla en temiz şekilde. Kesinlikle. Yani bizde şimdi şöyle, müşteriye saatinde ve zamanda sevkiyat çok önemli. Hı-hı. Artı hijyenik ortamda. Biz ona öncelikle dikkat ediyoruz. Hı-hı. Yani öyle onunla alakalı bir problemimiz yok. Çok şükür. Yani sistem olarak. Çok güzel. Şimdi bu üretim alanında aslında 24 saat yaşayan bir yer burası. Hiç uyumuyor. Değil mi? Kaçta gün başlıyor? Kaça kadar devam ediyor üretim? O düzeni nasıl koruyorsunuz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim imalat 24 saat. Hı-hı. Burada biz nöbetleşe şey yapıyoruz. Gündüz çalışan personelimiz var. Gece çalışan personel var. Gündüz çalışan arkadaşlarımız bunu belli saatlerde nöbetine devrediyor. Ondan sonra gece çalışan arkadaşlarımız alıyor. Bizim burası 24 saat aktiftir. Çok güzel. Kesinlikle. Şimdi baklavanız çok seviliyor bir kere. İyi bir baklava nasıl hazırlanır? Ustalarınızdan tüyolar gibi bütün her şeyi söylemiyorsunuz ama temel şeyler ne olabilir? Ya temel şeyler şöyle söyleyeyim. Öncelikle dediğim gibi yöresel ham maddeler çok önemli. Çok önemli. Nereden temin ediyoruz onları? Ya söyleyeyim. Yani biz özellikle yağ mesela sade yağ dediğimiz onu Urfa'dan. Fıstığı kesinlikle Antep, unlarımız da Konya ve Antep'te. Evet. Kaliteli. Yerinde. Kesinlikle yerinde. Yani özünden alıp getiriyoruz. Tabii o yufkaların açılışı, kesimi, tereyağının dökümü, o süreci de anlatalım. Nasıl bir süreç işliyor yukarıda? Biz tabii görüntüledik. Bu arada izleyicilerimiz şu an izliyordur ama bir de sizden dinleyelim şimdi, o aşamayı. Tabii ki şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle dediğimiz gibi yöresel ham maddemizi temin ettikten sonra gerek kısmı ustalarımız. Ustaların hamur yoğurma şekli, kullanılan malzeme, aşama aşama kademeler kesinlikle sırasıyla yapılıyor. Ondan sonrası da hazır hale geliyor zaten. Zaten lezzetin ustanın elinin yanı sıra malzemeler çok önemli ama onun bir tekniği de var. Onu da tabii söylemiyor birçok ustamız. Evet. O tabii ki özel. Yani bunu herkes yapar. O bize ait özel şey. O kendi has özelliğimiz. Evet. Şimdi baklavaların yanı sıra tabii kadayıfınız da var. Kadayıfta neler var? Yani bizde özellikle kadayıfımız burma kadayıf. Diyarbakır burma kadayıfı. Kadayıfın mevcut olan tüm çeşitleri bizde mevcut yani. Bunun fıstıklısı, cevizlisi, kaymaklısı, sütlüsü. Özelliği de siz kadayıfı da kendiniz döküyorsunuz, tabii kendiniz tabii. Hazırlıyorsunuz. Yani, her şey üretim alanında. Kesinlikle şöyle söyleyeyim, biz dışarıdan herhangi bir ürün almayız. Tüm mevcut olan ürünlerimizin ham maddesi kendi üretimimiz, kendi hazırlanışımız. Yani tamamıyla sıfır kendi üretimimiz bunlar. Güzel. En yoğun olduğunuz dönemler herhalde bayram dönemleri değil mi? Bizim burada bayram ve Arefe günleri özellikle yani Arefe günü, Şerife ve Arefe günleri çok yoğunuz ama Ramazan en yoğun olduğum dönemlerimiz bizim Ramazan ayıdır. Şimdi bunun yanı sıra bu lezzeti sosyal medya üzerinde de takip edebilirler mi? Oradan inceleyebilirler mi? Hatta sipariş isteyebilirler mi? Tabii kesinlikle bizim şu anda bir firma internet web sitemiz var. Ondan sonra online olarak tabii Instagram olsun, web sitemiz olsun artı online üzerinden sipariş de alınabiliyor. Ve her tarafa da gönderiliyor evet. Kesinlikle. Neye dikkat edelim bir yerden ürün alırken ya da bizler mesela baklava, tatlı türü şeyleri alırken istersek showroom'dan istersek internette neye dikkat edelim iyi bir sonuç elde etmek için? Kesinlikle taze olması, günlük üretilen bir ürünün olması, ham maddenin kalitesi ve hijyen. Evet. Sağlıklı ortam, hijyenik ortam. Kesinlikle. Zaten showroom'unuz ve bütün bir bina aynı yerden, aynı kişiler tarafı. Sizler zaten bütün sürece hakim olduğunuz için çıkacak bir sorunu hemen çözebiliyorsunuz. O çok önemli. Direkt muhataba ulaşmak çok önemlidir tüketiciden. Yok, kesinlikle burada dediğimiz gibi bizim burası imalat olduğu için, burası 1000 metrekare, hem satış hem imalat. Burada A'dan Z'ye kadar tüm kontroller kendi kontrolümüzde olmuş oluyor. Yani imalat olsun, üretim aşaması olsun, hijyenik ortam olsun, sevkiyat olsun, müşteriyle diyalog olsun tamamıyla kendi kontrolümüzde. Araçlarınız da bunlara uygun değil mi? Kesinlikle. Şimdi bizi tabii genç girişimcilerin de izlediği bir program. Sizler de aslında abiniz de çok genç biri. Başarı yakaladınız bu sektörde, bu bölgede marka haline geldiniz. Daha da büyüyecek tabii bu marka. Bu sektöre girmek isteyenler de olabilir. Biraz da onlara neler söyleyelim, başarılı olabilmek için nelere sahip olsunlar? Ya kesinlikle biz hani bu konuda tecrübe deneyim çok önemli. İkincisi de kesinlikle şey olması lazım. Hani ustalık olma yani gıda işi kesinlikle birinci sırada olan ustalıktır. Ustalık olmayınca bu iş olmuyor. Ondan sonra tecrübe, deneyim
Onun dışında da... Çalışmak, çok çalışmak gerekiyor ve ya, cesaret de istiyor biraz. Evet. Kesinlikle cesaret tabii olmadan olmaz. Şimdi kazancın %90'ı cesarettir. Kesinlikle. Cesaretli olmadan, risk göze almadan başarı olunmuyor. Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle sağ olun. Buradan tüm izleyicilere selam. Çok teşekkürler. Sevgili. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız kaldığı yerden devam ediyor.